Rıza toplumu süreklerinin Alevi toplumunun yaygın olarak yaşandığı yerlerdir İran, Irak, Suriye ve Mezopotamya coğrafyası. Doğal olarak bu coğrafyada hakikat ve özgürlük arayışı çırak olacaktır. Bu biliniyor. Örnek diyelim DAEŞ'in işte Afrin'e yönelmesini hepimiz biliyoruz. Afrin bir Rıza şehridir, bir Kürt ve Alevi şehridir. Onun dışında da bütün sistem dışı kalmış Rıza şehri bileşenlerinin binlerce yıldır barış içerisinde yaşadığı bir kenttir. Bundan dolayıdır ki eferini hak etmiştir. DAEŞ başta olmak üzere Emevi İslam anlayışının, karşıt İslam anlayışını esas alan dini örgütlerin sürekli bu coğrafyada desteklendi. Hatta Kobani düşseydi cuma namazı orada kılınacaktı. Türkiye Cumhurbaşkanı öyle demişti. DAEŞ'in Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye'deki sol sosyalist kesimler, emek, barış, demokrasi mücadelesi veren kesimler 6-8 Ekim 2014'te demokratik haklarını kullanarak protesto ettiler. Bu son derece doğal bir şeydi. Paramilitarist güçler ve o dönemdeki AKP hükümeti tarafından bu kabullenmedi. Aslında daha sonrasında örneklerim işte öncesinde Gar katliamında da şey yaşandı. DAEŞ'in katliam yaptığı yaşandı ve o dönemde resmi evraklara Türkiye'nin adliyesinde, mahkemelerinde DAEŞ'in bir terör örgütü olduğu ile ilgili iddianamelerde yer aldı ve sürekli DAEŞ'e yönelik haberlerde çıkan operasyonlar vardır. Ama barış güçlerinin, demokrasi güçlerinin DAEŞ'i protesto etmeleri niye suçtur? Bu önemli bir sorudur. Emevi İslam anlayışına, tekçi anlayışa karşı farklılıkların birlik içerisinde olup demokratik bir sistemde özgür yaşamı inşa etmeleri istenmedi. Dönemin HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere 18'i tutuklu 108 siyasetçi 3 yıldır yargılanıyor. Şunu söyleyelim, eğer DAEŞ bu bölgede başarılı olsaydı Kürtler ve öncelikle Kürtler ve Alevilere yönelecekti. Çünkü Emevi İslam anlayışına karşı bir direniş vardır bir Kerbela meydanında. DAEŞ günümüzün Yezidi anlayışıydı ve Kürtleri yok edecekti. Alevilere çok yoğun bir şekilde yöneleceklerdi. Biliyorlar ki bu tekçi Emevi İslam anlayışına karşı hakikati, kültürel direniş damarını bu coğrafyada devreye eden Alevi sürekleridir, Aryanik damardır. Bu minvalde Kobani davasına bütün Alevilerin müdahil olması, katılması, kendi hakikatleri çerçevesinde bu Yezid zihniyetine hayır demeleri gerekiyor. Rıza şehrinin inşası için bu tip oluşumların karşısında duranların yargılanması Alevi hakikatine de uymuyor diyorum. Bu minvalde hukuksuz, adaletsiz bir şekilde mahkum edilen bu canların da bir an önce bırakılması gerektiğine inanıyorum.